Soru hazırladı. Bana soru yöneltecek. Daha önce de yayın yapmıştık. Biraz daha değişik bir şey yapalım dedik şimdi. Heyecanla kendisinin sorularını da bekliyorum. Bakalım neler soracak. Hoş geldiniz tekrar. Urla Belediye'den Başak Altun Bey. Biraz sonra yanımızda olacak. Kendisini zaten yakından tanıyorsunuz. Daha önce de yanımıza konuk olmuştu. O da bana soru soracak. Ben de ona soracağım. Bakalım güzel bir yayın bizi bekliyor inşallah. İftara kadar sizlerin biraz motivasyonunu arttırmak, biraz algınızı meşgul etmek için elimizden geleni yapacağız. Hiç olmazsa iftar saatine kadar biraz daha keyifli vakit geçirirsiniz inşallah. Herkesin de orucunu Allah kabul etsin diyelim. Bakalım Başak gelmiş mi? Bakayım. Şu an için henüz yok. Ama biraz sonra gelir. Kendisini heyecanla yayınımıza bekliyoruz. Başak Hanım neredesiniz? Bakalım biraz sonra kendisi yanımızda olacak. Sezona Sakarya yükselişte başlamıştı. Devre arasında Urla'ya transfer oldu. Urla'ya transfer olduktan sonra da ciddi bir performans gösterdi. Seco Tüzen iyi yayınlar Evren Bey demiş. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Sizin adınız nedir? Seco mu diyeyim ben size? Geçen aynı buna benzeyen bir nick'i olan var. Selin diye bir bayan da. Onunla karıştırdım mı anlamadım. Bir hatlar karıştı. Doğrusunu yazarsanız sevinirim. Başak neredesin? Başak'ı arayın. Evet, Başak Altun Bey'i bekliyoruz şimdi yayınımıza. İnşallah güzel bir yayın olacak. Kendisiyle. Seçil. Tamam, kusura bakmayın. Selin kim ya o zaman? Evet, starımız geldi. Kendisini şimdi yayına davet ediyoruz. Starımız Başak Altun Bey geldi. Merhaba efendim. Merhaba. Merhaba. Çok heyecanlıyım bugün. Yayınların aranan yüzü Başak Altın Bey geldi. Evet efendim, sizi ağırlamak ne kadar güzel bir şey. Sağ ol abi, estağfurullah. Çok aktifsiniz, çok yoğunsunuz bu aralar maşallah, görüyoruz. Abi geziyorum sürekli. Evet Sıkıntıdan. maşallah ama. Niye? Sıkılıyorum evde. Alışmışız bir tempoya. Evde oturunca çok sıkılıyorum. Evet, o problemden ben de muzdaribim de bugün biraz şu İrem Naz topuz formasını vermek için PTT'ye kadar yürüdüm, geri geldim. Vallahi iyi geldi. Lazımmış araba. Aynen. Ben gerçi arabayla çıkıyorum mecburen. Yürürsem anneannem benim bacaklarımı kırar. Dışarıda virüs var çünkü. Evde anneannem varsa dikkat et zaten ama çok çok tehlikeli. Aynen ya, etmeye çalışıyorum işte. Peki, hazırladın mı bana soru? Hazırladım abi. Ben mi başlayayım, sen mi başlayacaksın o zaman? Birer birer mi soralım? Nasıl yapalım? Sen başla abi, sonra ben sorarım. Basketbolla ilgili soruları sormuştum zaten. Gerek var mı bir daha? Bence gerek yok ya. Zaten insanlar sıkılmış durumda basketbol konuşmaktan bence. Evet, vallahi ben bile sıkıldıysam herkes sıkılmıştır zaten. Peki. Hazır iftara da yaklaşıyoruz. En sevdiğin yemeği söyle. Makarna tabii ki. Makarna. Evet, favorim. Sıkılmadan her gün yiyebilirim. İyi. Sen sor şimdi. Senin? Ya ona ben geçen cevap veremedim ya. Mercimek, mercimek. Yeşil mercimek. Ay abi hiç sevmem. Bernoşum. Ben çok seviyorum ya. Anneme özel yaptırırım yani. Neyse, iftar zamanı çok yemeğe şey yapmayalım. En büyük korkunu söyle. En büyük korkum böcekler abi. Niye? Şöyle normalde önceden tiksinmem. Ben yani bilmiyorum seviyor musun ama yılan bile seven bir insanım yani. Hani korkmam. Biz bir kere milli takımında işte Sırbistan'a gitmiştik. Böyle Belgrad'daydık işte. Odamıza kocaman bir çekirge girmişti, şu kadar falan. Onun böyle etrafta uçması, ses çıkarmasından sonra iğrendim. Şimdi böceklerden tiksiniyorum, kaşınıyorum böyle gördüğüm zaman. Çok Ya kötü. bu Kübra Taşer başım demiş sana bu arada. Hayatım. Çok öpüyorum seni. Sen de sıra. Şimdi tuttuğun takım merak ediyorum abi. Fenerbahçe. Herkes biliyor bunu. Boş harcadın soruyu. Tamam. Peki, eğer bir basketbolcu olsaydın kim olmak isterdin? Ya
Petar Namoski. Güzel. Ben LeBron olmak isterdim. Bizim kahramanımız oydu, yapacak bir şey yok. Tamer Uyguç, Volkan Aydın, Ufuk Sarıca, Petar Namoski. Bizim kahramanlar onlardı yani. Rana yazmış. Peki. Nasılsın? Seni çok seviyorum abla. Teşekkür ederim. Ben de seni çok seviyorum. Anne mi sıra? Evet abi, sor. Sor gelsin. Bir takıntılarını say bize şöyle bir. Yani ne konuda yani? Hayatta takıntı olan bir şey yok mu öyle? Yani biri yaptığı zaman böyle delirdiğin bir şey yok mu? İnsanların arkamdan ya da başkalarına sallamasına çok takıntılıyım. Yani bana göre çok yanlış abi. Çünkü niye biliyor musun? Ben mesela kimsenin arkasından konuşmam. Her şeye takılır yazmış Doğa. Evet. Doğa böyle diyor. Ona çok sinir oluyorum. Çünkü dediğim gibi ben konuşmuyorum. Ama mesela beni tanımadan konuşan insanlar olduğu zaman inanılmaz sinirleniyorum. Bazen sezon içinde mesela mutsuzsam her şeye takılabilirim. Yani idmanda birinin saçına, duruşuna, konuşmasına, her şeyine takılabilirim. Araban takıntınmış, Başak demiş. Net araba. Evet, doğru söylüyor. Çünkü ben arabayı alırken çok araştırıyordum abi. Her şeyini öğrendim. Böyle kızlar şey falan diyordu yolda giderken. Şu hangi araba, sence ne falan filan. Hepsini söylüyordum böyle. O yüzden öyle söylemiş olabilir. Vay be. Papağanın olsaydı öğreteceğin ilk kelime. Başo. Başo, tamam. Peki. En komik hayvan? Bence koala. Beni yansıtıyor. Peki, koalaya benzeyen bir basketbolcu söyler misin bize? Ben. Yani sen sor. Abi ben gerçekten öyleyim. Sezon içinde bak anlatıyorum sana. Özellikle tamam. Çift idman günleri. Sabah mesela atıyorum 10'da halter oluyor. Ben 8.30'da dönüyorum. Kahvaltımı yapıyorum, atıyorum. Haltere gidiyoruz, geliyoruz. Vakit kaybetmeden uyku, uyan, idmana git. İdmandan yarım saat önce falan uyanıyorum. Hemen gidiyorum. Sonra geliyorum, yine uyuyorum. Böyle ağaca sarılıp falan durman lazım ama. Böyle sarılıp bir şey böyle duruyor musun olduğun yerde? Abi yatağıma sarılıyorum. Yastığa diyorsun. Aynen, yastığa. Ben yani sorayım sana bir tane. Sor. Starbucks'ta ya da herhangi bir yerde en sevdiğin kahve? Sade filtre kahve. En büyük boy. Ya abi o ne, çok sıkıcı ya. Maalesef, çünkü başkalarını içemiyorum ama artık onu da içemiyorum. İçmiyorum yani kahve. Türk kahvesi içiyorum orta genelde. Anladım. Yani şey, taşı kardı yaptı bende o en büyük boy kahve içmek. O yüzden artık içemiyoruz. Sen daha sor istersen. Bak Yağmur'la şey nasıl beni tanıyor. İrem. İrem evet. Uyandırmayı çok seviyorum. Peki kendisini uyandırmak için yaptığınız en abuk sabuk şeyi yazabilir misiniz? Arkadaşlar. Sayın oyuncu arkadaşlarınız. Ben gerçekten abi inanılmaz nefret ediyorum. Mesela atıyorum takımlara gittiğim zaman ilk deplasmanda Federasyon Kupası'nda söylediğim şey şu. 7/24 uyuyacak birisi ve ses yapmayacak birisi kim? Ona göre seçiyorum. Çünkü en ufak sese uyanıyorum ve uyandırılmaktan nefret ediyorum. Alarmım 2 dakika öncesinde mesela uyandırıyorlar, ses yapıyorlar, çıldırıyorum. Yemek yemeyi çok sever dedik Doğa. Niye bu konuya girdin şimdi, anlamadım ben. Doğa Hanım niye girdiniz bu konuya? Doğa. Döverim seni. Zaten biraz daha kilo almış kendisi yani. Niye şey yapıyorsunuz, bu konuya giriyorsunuz? Kim kilo almış? Böyle bir gölge bölge sürmüşsün ama yemedik yani. Kilo almışsın. Abi hayır tabii ki. İyi, öyle dışarıdaydım ben. Gezdim falan, dedim yayın olduğunu son anda. 6'ya çeyrek kala ben eve geldim. Unuttum bir an. Koştur koştur geldim. Makyaj yaptım. İyi aferin, yapmışsın. Aha, aslında hiçbir şey yapmadık. Sadece sesli güldük, bu kadar. O zaman uyanmışsın sen. Evet. Mesela otobüste falan çok sinirleniyorum. Böyle uyuyoruz falan ses yapıyorlar ya, kalkıp bağırırım yani. Doğa Comba diyor ki herkese kilo almışsın deme Evren abi diyor. Allah Allah. Evet, sen herkese sallıyorsun bakıyorum. Sallarım tabii, o kadar kilo verdim tadını çıkaracağım yani. Peki bir tane daha soruyorum. Yeni bir insanla tanıştığın zaman ilk nereye bakarsın? Kesinlikle mizacına, konuşmasına. Dış görünüşü. Yani dış görünüş. Abi dişleri benim için çok önemli insanların. Böyle güzel olması lazım. Böyle şey hani
tabii sağlık yani. Bu da hani güzel olduğu zaman böyle bakasım geliyor dişlerine. Peki. İnternetten en son ne satın aldın? En son Mango'dan çanta satın aldım. İndirimde. Nerede giyeceksin onu şimdi? Dışarı mı çıktın mı? Aldım. Orada bana bakıyor zaten. Muhtemel giyeceğiz yani. Sen onu takıp dışarı çıkarken modası geçecek o çantanın. Geçmez abi. Malum. Dondurulmuş. Bir yıl geçiriyoruz. Hepsi yeni sayılır. Peki. Sabah hazırlanman kaç saat sürüyor? 5 dakika. Ben öyle şey değilim. Uyanırım. Ben mesela şöyle işte o konuda alarmım çaldığı an uyanırım. Direkt gider işte elimi yüzümü yıkarım falan, hazırım, bitti. Tebrik ediyorum. Hayatının sloganı nedir? Nereye yazarsın? Enjoy life, dövmemde de yazdığı gibi. Hayatın tadını çıkar. Her yere yazabilirim. Çünkü bu hayatı bir kere yaşayacağız ve gerçekten tadını çıkarmamız, yaşımızın değerini bilmemiz gerekiyor. Çünkü ilerleyen yaşlarımızda ben aklımda şey kalsın istemiyorum, atıyorum. Şuraya gitseydim, bunu yapsaydım demek istemiyorum. O yüzden hayatın tadını çıkarmak bence. Doğru, katılıyorum. Sende sıra. Yurt dışına bir ülkeye gitseydin ya tatil olarak nereye giderdin abi? Mısır'a. Neden? Çok merak ediyorum orayı çünkü. Abi ne yapacaksın? Piramitleri mi gezeceksin? Gezerim. Niye gezmeyeyim? Güzel. Ben kesinlikle Amerika'ya gitmek istiyorum. Ya o tatil olmaz ki ya. Ne olacak abi? Yalnız şey var, bir deyim var biliyor musun? Mısır'a giden eşektir, bir daha giden eşeğin oğlu eşektir diye. Tövbe estağfurullah. Ondan sonra biraz soğudum yani. Niyeyse böyle her taraf hırsız falan kaynıyor falan diyorlar. Şimdi tenzih ediyorum herkesi de. Hani bilmiyorum hala durum öyle mi? Ya valla. Amerika'da neresine gideceksin bu arada? Amerika kocaman bir diyar yani. Neresine gideceksin? Klasik kesinlikle New York, Los Angeles, Miami, Chicago olur. Oraları görmek yayı istiyorum. Yayı gezeceksin herhalde. Çok istiyorum abi de işte malum dolar da yükseldi. Konuya girme, yasak var, yayın yasağı. Konuya girmiyoruz. Bipliyorum. Ondan zedelerden biriyim ben, hiç girme o konuya. Devam edelim. Bir tane daha sor. Bir tane daha sorayım. Evet. En sevdiğin futbolcu kim abi? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? 1,5-2 senedir futboldan nefret ediyorum. Aa neden? Yani soğudum zaten. Fenerbahçeli olduğum için o 2011 olaylarından sonra inanılmaz soğumuştum. Hı hı. Son 2-3 senedir de gerçekten nefret ediyorum yani, seyredemiyorum. Yani bir tek Fenerbahçe maçlarını zorla izliyorum. Ya Fener'den de ki Allah aşkına sen bir tane oyuncu söyle sevilecek, ben onu seveyim yani. Hani kim var? Peki sence Ronaldo mu Messi mi? Ronaldo. Değil mi? Bence de. Ronaldo olay. Messi hala şeyini yiyor. Mirasını yiyor. Messi, Ronaldo Portekiz'de Avrupa şampiyonu oldu. Messi Arjantin'de ne aldı? Doğru söylüyorsun abi. Ben peki. Tatlı sevdiğini düşünüyorum. Yani severiz. Sevmiyor musun? Severim. Severdim de artık yiyemiyorum. Şey mi? Şerbetli tatlılar mı yoksa pasta falan mı? Şimdi şerbetli de hiç sevmediklerim var, sevdiklerim var. Pasta mı, şerbet tercih ederim. Ben şerbet tercih ederim. Ben de abi ya şeyi çok seviyorum. Bir, adını unuttum. İftar var, o şey yapma lazım. Ya bir şey olmaz. Ramazan'da hiç şey yapma, sen başka soruya geç. Şöbiyet. Tamam. Barış abicim gelmiş. Evet, Barış hocam hoş geldiniz. Şu an sorguya alınıyorum. Siz de soru sormak isterseniz hocam buyurun sorun. Aynen, soru evet. Sormak isteyen yazsın. Evet, bak bana hiç ilgi yok ama. Söyle bakalım. Peki senin en sevdiğin hayvan? Bu, yani beslediğim dersen akvaryum balığı besliyorum ama bayağı bir de sayıda besliyorum. Yan oda komple akvaryum dolu. Gerçekten mi? Tabii. Yani böyle en dolu halinde bir 5000-6000 yakın balığım oluyor. Yani şu an biraz daha az olabilir. Çünkü yavruluyorlar işte, veriyorum millete falan. Ondan dolayı değişiyor. Ama hayvan olarak seviyorum. Hepsini seviyorum ya. Köpek, kedi falan çok severim yani. Yolda göreyim falan mıncıklarım illaki. Barış abi yine bana bir gönderme yapmış. Yok canım ama biz sana yükleniyoruz ya. Bak Barış Hoca da aynısını söylemiş. Peki bende sıra. Bugüne kadar en uzun süre beklediğin kuyruk?
Bu virüsten dolayı marketin kuyruğu yani. Geçen hafta cuma günüydü işte yine. Markete bir gittim. Bayağı bekledik böyle yani. Çok sinir bozucuydu. 30 kişiden ne fazla almıyorlar ya. Gratis? Yok yok, normal market. Bak Barış Hoca şey demiş, sendeki özellikler kimsede yok demiş. Ya teşekkür ederim. Barış abimi çok seviyorum ya. Ben Fener'deyken kaç defa gelip bana şey yapıyordu, dürtüyordu böyle. Sen kafanı kullanmıyorsun. Şöyle böyle diye saygılıyordu bana sürekli. Katılıyor musun şimdi peki? Tabii ki. Güzel. Peki aldığın en güzel hediye. Bu aldığım en güzel hediye. Yok. Yani ne bileyim, yok ya öyle. Zaten sen bu sene kilo vermezsen ben seni zorla ameliyat ettireceğim, haberin olsun yani. Yemin ederim. Suratına ailenle anlaşacağım, alacağım imzayı falan. Suratına böyle narkoz tutturacağım. Büyüyeceksin, miden gitmiş ya. Ay inşallah. Vallahi. Yok bu yaz ya, yapacağım oldu, abi ya. Yani mesela kurtul ya. Komple kurtul dertten yani. Ya, bitti abi, benim bitti. Bir daha yemek falan yok yani. Yemiyorum. Benim kartlığım. Ya Yağmur, yemin ederim aklıma geldi. Yağmur bana doğum günümde. Hatta baya birkaç hafta önce. Beymen'den kartlık aldı. O en güzeli. Tabii ki kullanıyorum sürekli. Ya abi benim şey şimdi. Bu yaz gerçekten hani mesela arkadaşlarım işte buraya gel tatil yapalım şöyle böyle. Hani benim için şunu demem bile avantaj. İşte hayır ben idman yapacağım. İşte bu yaz hedefim bu, idman yapıp zayıflamak. Ya da insanlar sorduğu zaman açıkça idman yapıp zayıflamak yani hedefim. Daha iyi yerlerde olmak diyebilmek bile benim için şey yani, bir level atladığımı gösteriyor. Çünkü çok şeydim bu konuda. Kaç kilo var hedefinde? Yani çok fazla yok abi. 10-12 falan. Yani bir aşırı zayıflamak istemiyorum. Vücudum toparlasın, fit dursun. Benim için yeterli. Hadi bakalım, öyle olsun. Güle güle kullan hayatım demiş bu arada. Yağmur Kübra Taşer. Teşekkür ederim bebeğim. Peki hayatın film olsaydı seni kim oynardı? Beni kim oynardı? Abi bu çok zor bir soru. Bilemedim. Niye? Şey diyorum şimdi, Can Yaman. Mahsun Kırmızı Kül yazmış arkadaşım. Kesinlikle. O çeksin de bari ağlayalım biraz ya. İnşallah. Peki, ağlayalım. Tahmin edemediğin sesleri bize sayar mısın? Tahmin edemediğim sesler. Uyurken insanların konuşmasını çekemiyorum. Ondan sonra bu, özellikle şuna çok ayar oluyorum. Bu motoru olan insanlar böyle egzozunu ne taktırmıyor ya, dararara diye geziyorlar. İnanılmaz ayar oluyorum. Böyle çıkıp kafasını bir şey fırlatsın geliyor. Vay arkadaş ya. Peki. Neydi? Starbucks sormayayım sana hadi. Survivor'da kimi destekliyorsun? Kime gıcık oluyorsun? Kesinlikle Berkan'ı destekliyorum. Hatta Beron'un da kuzeni zaten. Bence hırsı çok çok güzel yani, çok iyi. Nisa'ya inanılmaz ayar oluyorum abi. Çünkü niye? Geçen işte oyun oynadılar, kaybettiler. Yani bilmiyorum, belki de biz takım ruhuna alıştığımız için. Orada insanlar seviniyor, ağlıyor. İnsanlar destek veriyor, ağlıyor. Suratlarına bakmıyor. Yani ben o an orada olsam gerçekten diskalifiye olacağımı bilsem döverim yani. Hani olabilir. Mesela bizim de öyle oluyor. Atıyorum kötü oynuyorsun ama takım yine de mesela kazanıyor. Ama orada üzülmeyi bırakıp insanlarla sevinmeyi bilmelisin yani, kesinlikle. Bu onu yapmıyor. Böyle ağlıyor mızmız ya sürekli. Çok sinir oluyorum. Sercan demiş ki, Başak Hanım işte yaz dönemini iyi geçirse bence Süper Lig'de ve milli takımda rahat oynar. Bence fiziksel çok avantajlı. Oyun bilgisi de iyi. Umarım iyi yerlerde olur demiş. Hepimiz için. Ya inşallah. Yani çalışacağım bakalım. Tabii bu işler hayırlısı. Kendini şey hissediyor musun? Hani Türk basketbolunun aslında gelecekte çok umut vaat eden sana bir rol aslında yazılmış orada. Altında Başak Altınbey diye yazıyor, duruyor. Hani senin o rolü ezberlemeni bekliyor insanlar. Kendinde büyük bir sorumluluk hissediyor musun bununla ilgili? Yani şöyle, kesinlikle bunu baskı olarak kendime yüklemiyorum. Sadece şu kafamda var. Hani şimdi bizim ligimizde bir yabancı var. Ama Süper Lig'de
3, 4, 5. Hani sadece şunu düşünüyorum. Acaba adapte sürecim ne kadar sürecek? İlk senem atıyorum gittim ya da ilk ayım bocalayacak mıyım? Bunu merak ediyorum. Ama baskı falan olarak asla yüklemiyorum kendimi ama yapabileceğimi de biliyorum. İstersem yapacağım biliyorum. Peki senin hedefinde mesela ilk gittiğin sene kaç dakika oynamak var? Ya şu dakika bana yeterli dediğin bir dakika var mı? Bu beni en azından mutlu eder. Kendimi gösterebilirim, kendimi geliştirebilirim dediğin. Yani ilk gittiğim sürede bence bilmiyorum ya işte takımına bağlı biraz. 10 dakika falan yani 8-10 dakika benim için yeterlidir. Yani ama mesela 5 dakika bence... Bu her yerde öyle. Bizim ligimizde de öyle. Gençlere mesela atıyorum 2 dakika sahaya sürüyor. Hani şey diyorlar ya eskiden gelen bir şey işte biz 2 dakikada biz 1 dakikada gerekirse 30 saniyede neler yapıyorduk. Bu öyle değil bence yani. Hani eskiden de. Bir süre ver ki sen onun korkusunu atmasına izin ver, güven kazanmasına izin ver. Sonra zaten hani buna karar ver vereceğin süreye. Yani ben 8-10 dakika diyorum. Hani zaten onun aşağısında olursa hiç oynamam. Geri gelir birinci ligde top seviyor takıma giderim yani. Beni 2 dakika 3 dakika oynatacaklarsa. Merve Hanım demiş ki Başak isterse her şey yapar. Valla biz de katılıyoruz. Doğru. Teşekkür ederim aşkım ya. Ercan diyor ki bence %100 çok iyi bir 5 numara. Kendisine güvensin çalışsın lütfen. 5 numara eksiği var ülkemizde. Valla bizim sana daha çok ihtiyacımız var Başak ya. Vallahi var yani. Ya, ya. Senin altında milli forman hazır orada duruyor yani. Hani Bir sene şöyle bir iyi geçirsen senin forman orada duruyor milli forman da işte yani. Ya inşallah abi yani ne bileyim böyle bazı insanlarla falan karşılaştırıyorlar hani hı-hı. Az çok tahmin ediyorsundur. Mesela o insan sadece şut atabiliyor mesela atıyorum ama hırsından dolayı atıyorum orada ama benim ben şunu düşünüyorum hani bu benim diyorum eksiğim. Benim şutum var, pota altım var ve ben temastan kaçan bir insan değilim. Ama orada olan atıyorum kişi temastan kaçan insan, sadece şut atan insan. Diyorum ki benim daha fazlam var. O zaman diyorum işte hani Başak eksiğin var toparla sen de git oralara diyorum yani kendimce. Peki. İsmini bilmediğim bir kişiyle yarım saat sohbet edip de durumu idare ettiğin oldu mu? İsmini bilmediğim bir kişiyle. Hayır. Hiç. Peki bize yedi cüceleri sayar mısın? Aa bilmiyorum ki. Nasıl? Abi yemin ediyorum bilmiyorum. Bak sen onu attığında hatta araştırayım falan dedim bir ya. Ondan sonra hiç bakmadım. Bilmiyorum. Aslında çok sevmiyorum. Ben böyle Pamuk Prenses'miş. İşte yok Cinderella falan öyle şeyler sevmiyorum. Ben genelde şey seviyordum. Tom ve Jerry, Max Bunny. Bunları seviyordum. O meşeli komikti ya. Sylvester'la yani, şey vardı. Tweety vardı. Siz o zaman bilmiyor musun? Onlar da komiklerdi yani. Evet. Tweety ile şey Sylvester. Evet. Sercan şey Mersin valisidir kendisi. Çok inanıyorum, çok güveniyorum bana diyor. Size diyor. Sağ olsun. Benim. Teşekkür ederim abi. En saçma masal peki hangisi? Beğenmedi. En ucuz olduğun hangisi? Böyle beğenen falan dedi. Neydi? Masal. Masallardan en ucuz olduğun hangisi? Böyle bu ne ya falan dedi. Düşünüyorum şu an. Ne var ki ya? Kırmızı başlıklı kız var. Kırmızı başlıklı kız olmuştum ben hazırlık okurken. En saçma bilmiyorum. Çıkmayacak diyorsun. Yok. Ama en sevdiğim çirkin de güzel. Peki. En kötü yaptığın yemek? Yok. Kesin mi? Kesin abi ya. Çünkü gerçekten el lezzetim çok var. Ve meraklıyım. Hani sıkılmadan mutfakta yemek yapabilirim yani. Peki. Doğum günde sana ne alınırsa çok sinirlenirsin. Doğum günde bana ne alınırsa. Hı hı. Ya benim için böyle çok hediyenin şeyi yok. Hani büyük, küçük. Ama atıyorum... Karşımdaki kişi beğendiğim şeyi bildiği halde ya da istediğim şeyi bildiğim halde saçma bir şey alırsa sinirle bozulurum yani. Şükrü Paşa kız takımı diyor ki adımı söyler misiniz? Ben de basketbolcuyum. Adını yazar mısınız rica etsek? Söyleyelim. Aynen. Şükrü Paşa kız takımı onu tabii ki söyledik. Duyulmuş olsun ama adınızı da yazarsanız seviniriz. Peki topu taşımada uyuma numarası yaptın mı?
toplu taşımada uyuma numarası. Evet, İstanbul'dayken yaptım, metrobüsteyken. Orada yani, da aferin ayakta kalkılmıyor ya. Aynen, hani tabii önceden bu kadar yoğun değildi. Şu an eminim ki çok daha fazla kişi vardır da. Hani böyle saçma sapan insanlar böyle tip tip bakıyorsa ya da öyle, yani yer vermemek için değil, yani insanların bakışlarına ayar oluyorsa hani öyle uyuyormuş gibi yalandan yapıyorum yani. Peki hadi sen sor. Ben sorayım. Yazmadım mı soruları? Yazdım burada. Instagram'da en sevdiğin fenomen kim abi? Hiçbirini sevmiyorum. Takip de etmiyorum. Neden? Geçmiyorum. Gerçekten etmiyorum. Sen mi söylüyorsun? Peki en sevdiğin antrenör kim? Bizim ligde ve Süper Lig'de. Birer kişi. Sizin ligde sevdiğim derken tanımıyorum hiçbirisini ama hani oyun tarzından bahsediyorsun. İyi oynatıyorum. Evet, ya antrenörlüğünü beğendiğin. Herkese düşman edeceğim beni. Şimdi ben bunu söylersem kötü olur. Hayır yani. Murat Başman'ı seviyorum. Beğeniyorum oynattığı basketbolu. Yani Allah, İstanbul Üniversitesi'nin oynadığı basketbolu beğeniyorum. Süper Lig'de de Lapena'yı söyleyeyim yani. Ya sürekli böyle rotasyonla oynatıyor. Elindeki malzeme de tabii güzel, ayrı bir konu. Ondan sonra Barış Hoca'yı söylerim tabii. Elindeki malzeme göre ne oynuyorsun dersen adam mucize yarattı. Mehmet Hoca'yı söylerim yine aynı şekilde. Evet. Şapkadan tavşan çıkardı. Sayılır yani. Peki. Bir dakika. Seçiyorum. Bir saniye. Hadi bakalım. Abi hiç okulda, yani öğrenci hayatında nefret ettiğin ya da sevmediğin bir öğretmenin var mıydı? Tabii canım, olmaz mı? Bir sürü var. İlk başta beni eğitim öğretmenden nefret ediyorum. Hiç atıldın mı okulda? Yok. Disipline bile gitmedim hayatımda. Ben çok iyi bir öğrenciydim de. En başta işte o beden eğitim öğretmenimiz vardı, Seda Hanım diye. Ondan nefret ederdim yani mesela. Gıcık böyle millete falan şey yapıyordu, dövüyordu, mövüyordu işte. Ceza veriyordu millete, şey falan, soyunma odalarını falan temizletiyordu. İşte basketbol falan da hatta onunla oynadık ilk böyle. O bize işte sağ turnike, sol turnike, orta turnike falan. Onlar da sağ olsun nefret ettirdi. Öyle bir hocam vardı. En çok ondan nefret ediyordum. Onun haricinde bir iki tane daha vardır. Var, çok var ya. Ben kredi sistem okudum bile. 150 hocadan geçtik yani. O yüzden ilk ara 10 tane falan her olduğumuz oluyor yani. Peki en sevdiğin ders hangisiydi? Analitik geometri. Oo. Abi ne diyor? Ben şey diyorum şimdi, beden eğitimi. Yok nerede? Yok ya, nerede? İvit. Eda'cığım teşekkür ediyorum. Türkiye basketbol liginin en iyi pivotu. Yani kesinlikle. Bir de ya kendi anlasam. Ben böyle düşünmüyorum ama abi. Problem orada galiba, öyle düşünmediğim için. Bence potansiyelinden bahsediyorlar. Performansı zaten çok iyi de potansiyelinden bahsediyorlar bence. Yani olabilir de ben hiç öyle düşünmüyorum o kadar. Ben sanıyorum bak, senin basketbola ihtiyacı ondan daha fazla, basketbolun sana ihtiyacı var. Ya. Peki benim söyleyeceğimi tekrarlar mısın? Tizi reftar olanın payine damen dolaşır. Bir daha alabilir miyim? Hayır. Tizine eftar dolaşanı. Gerisini unuttum. Bir daha söyle, tekrarlayayım abi. Tizi reftar olanın payine damen dolaşır. Tizine eftar olanın dayine ta bilmem ne dolaşır. Tamam, bunu sonradan dinlersin bir daha. Abi o ne ya? Peki Narkoz mu, La Casa de Papel mi? İkisini de izlemedim. Çok güzel. Ama ne izledin? Oo, bir sürü abi. Ya La Casa de Papel'i izlemek istiyorum ama sıkılacakmışım gibi hissediyorum. Bir böyle bilmiyorum. Belki izlesem bağımlısı olacağım. Olursa olsun, güzel dizi. Ben bir sürü dizi izliyorum ya. Netflix bana çalışıyor. İyi peki. Peki maçlarda hiç seti unutup numara yaptığın oldu mu? Tabii canım. Hatta bir de yani idmanda da oluyor, maçta da oluyor. Atıyorum, unutuyorum. Hani hep şey vardır ya, seti unutabilirsin ama hani devam ettir, ne bileyim pick and roll'e bağla, pas çevir falan. Unutuyorum, tamam mı? Unuttuğumu kapatmak için de pick and roll'e gidiyorum, oynamıyorlar ya, kızıyordum. Niye oyunu durduruyorsun, oynasana falan diye numara yapıyordum. Yüzüklerin Efendisi'ni izledin mi? Efendim? Yüzüklerin Efendisi'ni izledin evet. mi?
Tamam. Frodo ile birlikte böyle dağa kadar gitseydin, o da son dakikada yüzüğü atmasaydı, onu ne yapardın? Kulaklarından tutup atardım onu da aşağıya. Yüzükle birlikte mi? Evet. Peki, sence en acayip dans türü hangisi? Bence haka dansı. Yani... Böyle bir kupla oynar mısın bize? Rica etsin. Abi bence çok saçma yani. Hani hareketleri çok iğrenç. Hatta bu, hatta olimpiyatlarda Amerika mı? Yok, Amerika ne Amerika'sı ya işte. Onlar yapmıştı falan böyle Amerika'yla oynarken. Aynen. Hani ben böyle izledim yani sadece. Oo, Melisa'cığım geldi. Evet. Melisa Hanım, hoş geldiniz efendim. Peki, operaya kaç dakika tahammül edebilirsin? Yani bence 3 dakika falan. Çünkü ne ya? Yani tamam güzel de ben daha çok böyle şey seviyorum. Hani caz müzik ya da piyano. Hani bu tarz sevdiğim için piyano, hatta Spotify'da listem var abi. Çok seviyorum piyano. Böyle bazen uyumadan önce açıyorum falan. O yönden. O yüzden operaya belki 2-3 dakika. Piyano çalmayı denemedin mi hiç? Çok istiyorum ama hiç denemedim yani. Kaç yaşındaydın sen? 24. Ben 30 yaşında gitar çalmayı öğrendim. Gerçekten. Sakın şey yapma. Aynen, bak burada. Ya benim kulak... Oo. Ya benim kulağım iyidir o konuda. Mesela küçükken müzik derslerinde falan hani notaları veriyorlar ya. Ben bir iki dinleyeyim, direkt bakmadan çalıyorum gayet hani. Mesela bateri... Ne? Bateri ve piyano öğrenmek isterim ama. Bateri çok zor da. Ya piyanoyu bilmiyorum ama bateri biraz sıkıntılı ya. Başlayanların çoğu bırakıyor yani. Peki, alışverişten sonra fişteki fiyatların hepsini kontrol edip bakar mısın? Hayır. Hiç Çünkü niye biliyor musun abi? Yani ben alışverişi çok seviyorum. Biliyorum ki abartıp aldığımı biliyorum bazen. Ay şunu da alayım, şunu da alayım dediğim için. Zaten öderken diyorum ki yandın Başak, eyvah diyorum. Hiç o yüzden bakmıyorum. Sonradan şeye bakıyorum, hesap hareketlerine tekrar bakıyorum içime sinsin diye. Fatma Nur demiş ki 24 mü? 24 tabii. Evet. Küçük mü büyük mü gösteriyorum yani, ne demek istediğini anlamadım. Evet. Fatma yazar mısın? Bak formaya geri alırım ha. Sonra İran'dan topuz formasının talihlisi bizim. Cebindeki son parayla yemek mi yersin, kıyafet mi alırsın? Bak tam senlik soru. Yemek yerim. Kesin mi? Evet. Çünkü kıyafetim zaten çok fazla var. O yüzden kesinlikle yemek yerim yani. Yemeğe para harcamaya asla çekinmem. Peki böyle en abarttığın gün ne kadar hesap edin, hatırlıyor musun? Tek başına. Tek başıma. Yani maksimum burger'a 50 lira falan ödemiştim. Olur niye? Adana'dan şalgamım ne zaman geliyor diyor. Aşkım ne zaman istiyorsan yollayayım. Şalgamcı salça yollayayım. Burger'da mesela gidiyordum. Ama önceden ya ben rahat 4-5 aydır yemiyorum. Eskiden çok, biz Melisa hatta bilir, her hafta sonu yiyorduk Fener'deyken ben. Ama o zaman zayıftım tabii. Yediğim zamanlar ne alıyorum atıyorum? Bir menü alıyorum, yanına ranch alıyorum. İşte ne bileyim, nugget alıyorum falan filan, öyle ödüyordum 40-50 lira. Tamam. Peki hiç örgü ördün mü? Ördüysen ne ördün? Yani çok küçükken şey örmüştüm böyle, sabun bezi. O ne ya? Ya işte bu lifler, lif var ya. Onun gün işte şey hali. Çok küçüktüm ama yaptığımda. İlkokula falan gidiyordum. Ne kadar dayandı peki? Kullanma mı? Evet, ne kadar kullanabiliriz ya? Abi vallahi hiç o kadar hatırlamıyorum. Küçüktüm ya. Peki, sinemada hiç yarıda bırakıp çıktığın oldu mu? Evet. Hangi filmde? Bu Cem Yılmaz iki tane film çıkardı ya. Kara Komik. Aynen. Onda mesela çıktım. Çünkü bence Cem Yılmaz'a göre biraz şey olmuş yani. Daha komik bekliyordum. Sakarya'daydık hatta. Hangisinde çıktın o? Taksicili olanda mı çıktın, o vapurda olanda mı çıktın? Şeyde, vapurlu olandan böyle biraz izledim, sonra çıktım. Güzeldir be, şans versenin keşke. Yani bilmiyorum, bir sıkıldım böyle çıktım işte.
Peki benim bu sezon şey... yaşadığın en komik anı? Bu sezon. Sağdaki. Sağdaki. Sağda komik bir olay yaşayabilecek kadar. Maç kazandık mı diyorsun? Sakarya'yı düşünüyorum. Yok. Urla'yı düşünüyorum. Yok. Yok. Yani bu sene benim için diyorum ya, böyle değişik bir seneydi yani. Mesela sen seneye ne düşünüyorsun? Hani ne planın var? Ya kapısından geçmeyecek kulüpleri az çok biliyoruz da nasıl bir planın var seneye? Nereye gideyim diyorsun yani? Ya bilmiyorum ama İzmir'de olmak isterim yine. Ya inşallah. Ya mesela işte bilmiyorum Urla'yı düşürürler mi de. Urla kalırsa Urla, Bayraklı olabilir. Ama tabii... Ama tabii bilemiyorum. Yani şey ne bileyim, İzmir'i bu sene böyle 2-3 ay kaldım ama çok sevdiğim için orada devam etmek istiyorum. Da bakalım hayırlısı bu işler. Peki takımına 7 cüceler testi mi yapalım, şirinler testi mi? Hangisini istiyorsun? Şirinler. Tamam. Takımın şirin babası kim? Sakarya'dan örnek veriyorum. Doğa. Doğan'ın kirişi kırdı. Nereye kaçtıysa artık. Aynen. Yok kendisi. Ben tahmin ediyorum nerede olduğunu. Efendim? Orucunu açıyor herhalde. Olabilir olabilir. Ben tahmin ediyorum nerede olduğunu. Kara kaplı defterimi onu da yazacağım. Az kaldı. Gözlük düşürün. Sakarya'dan gözlüklü. Kullanan da yoktu ki. Ya şu an Banu var aslında ama sen yoktun onda, o varken. Şeyden yalamadı o falan ya. O kafa iyice gitti bizimden. Gözlüklü geç abi, diğerlerini sor. Tamam. Usta Şirin. Kumi. Kumandan. Evet. Ona da valla elinden iş geliyor onun. Tamam. Peki fizik kurallarıyla ilgili çalışmaya devam ediyor mu? Kara delik işte, ilk patlama, Big Bang falan, o teorilerine devam ediyor mu kendisi? Bilmiyorum. Kendisini takip bıraktığın için bilmiyorum ne yaptın. Yaşıyor mu, öldü mü? Yaşıyor yaşıyor abi. Biz onunla konuştuk dün. Güzel. Hayalci Şirin. Ben. Sana ben güçlü bir şey bırakım. Güçlü Şirin olur senden iyi. Güçlü Şirin'e Şerun'u yazıyorum. Oo evet. Bak o da olurdu. Bence huysuz olur onlar ama tamam. Peki. Huysuz hangisi? Fatma Nur. Aa. Fatma Nur Şimşek. Arada bir aynı evdeydik ya, arada bir huysuz böyle uyanıyor. Kanun kardeşini çok seviyorum ya. Banu var ya Fener'de. Kardeşim evet, o. Evet. Ya o kuzadan bayılıyorum ya. Kafalı böyle topuza giriyor içeri böyle. Pataküte bir girişiyor millete. 5 dakika 5 puan 3 puan çıkıyor dışarı. Aynen şey böyle girince Terminator yani. Ya valla bayılıyorum kıza ya. Çok, çok tatlı kız. Evet evet çok tatlı. Peki Aşçı Şirin kim? Ben. Hayır hayır şey. Yağmur. Yağmur. Da güzel yapıyor. İrem de evet. İkisi bir. Peki Şakacı. Yani ben de Kumi de ya. Sakar. Fatma Nur yine. Sanatçı. Sanatçı. Kimse yok ya. Bu kadar kötü yani. Bizim takım zaten abi 7-8 kişiydi. Bu kadardı. Ne yap? İyi, en zor soru. Gargamel kim? Birini söylemek isterdim ama. Geçelim. Ağzını söyle sen. Gargamel'i geçelim, sen Azman'ı söyle. Tamam. Azman. Nazlı abla. Aa güzel cevap. Evet. Peki bana bir tane imzalı formanı yollar mısın? Tabii ki. Abi dedim hediye ya. Hediye edelim. Biliyorum biliyorum, bul artık onu yani. Bavulda mıydı, bir yerdeydi, bul yani. Ya abi vallahi o durum çok karışık. Ben Sakarya'dan oraya geçtim ya. Bavullarım sığmadı, koyduğum bir yere Adana'ya gönderdim, sonra Urla'ya gittim, geldim falan. İnan ki daha onları hiç açmadım bile.
Zaten bu belli olsun, yollayacağım. Urla'ya yollayacağım sana. Yeşil'i yollayacağım. Peki. Teşekkür ediyorum. O zaman sıra sende. Benim sorularım bitti. Abi benim de sorularım. O zaman yayını kapatalım. Ne diyorsun? Muhabbet ederim abi ya. Allah'ım. Seninle muhabbet etmeyi seviyorum ben valla. İyi hadi edelim. Sor. Ne olacak bu ligler şimdi? İptal dediler. Kesin mi ama işte? Kesine yakın. Yani dün gelen haberler o. Ya iptal olacak kesin de şeyi karar veremiyoruz. İşte. Kim şampiyon olacak, kim düşecek. İşte düşmeyi kaldıracaklar ki hani düşen takımları yanına alsınlar. Mecbur tabii. Şimdi ligi sonuçta iptal ediyorsun. E birileri de ne oluyor kardeşim diyecek. Şimdi sen Süper Ligi iptal edersen 5-6 tane takımı yanına alıyorsun. İki takımın düşmesi hemen garanti. Yukarıdaki 3. takıma 4 tane aynı puanda aday var. Hepsinin işine geldi şimdi. Aynen. Ya şu an ya tek bence... sorun kim çıkacak? Kim çıkacak problem? Hani çıkacağı çözseler hemen zaten çıkacaklar. Ya şimdi şöyle, bence abi iptal edilmesi çok daha mantıklı. Herkesin, hepimizin de düşündüğü gibi. Birincisi hastalık tamamen bitmiş olmayacak. Hı-hı. Bu riskli. İkincisi takımlar için gerçekten çok zor olacak. Duyduğum kadarıyla çok bir maddi destek olmayacak çünkü takımlara. Aynen. Bu çok zor yani. Hani bu en kaliteli, en parası olan insan, yani takım olsa da bence çok zor idare etmek. Şimdi kaç aydır evimizdeyiz. Tabii ki hazırlanacağız ama aynı performanslar olmayacak yani. Herkes dikkat edecek. Bence iptal olması daha mantıklı ya. Allah Allah. Yani bu saatten sonra toplamanın bir anlamı yok. Ya şöyle bir şey düşündüm ben. Belki bilmiyorum ne kadar şey olur da. Daha önce zaten yapılmış. Ya ligler başlamadan sizi biraz daha erken çağırırlar. Hani bir 15 gün önce falan. Ya bir yerlerde bir turnuva falan yapıp onu iddiaya sokarlarsa hani bu sezonun yaralarını biraz sararlar gibime geliyor. Aynen öyle olabilir. Zaten 4 maç kaldı ki ben şey düşünüyorum. Hı. Mesela bizim son deplasmanımız Mardin. Bunların iptal edilmemesi için eğer deplasmanını yapacaklarsa bir kere zaten bütün uçuşların açılmış olması gerekiyor. Düşünsene bizim İzmir'den Mardin'e otobüsle gittiğimizi. 24 saat bence gideriz yani. Uçuşta doğru söylüyorsun, uçuşta yok. Haklısın. Yani. Vallahi bilmiyorum ya, futbol takımları bir şekilde özel uçak tutar tabii de basket takımı nasıl tutsun da gitsin ya. Aynen. Yani futbol takımı olsa bir şekilde özel uçak yapar, bir şey yapar. Zaten kendi başkanının uçağı vardır kesin. Bir şekilde gider. Aynen. Bizim başkanların araba var, emin değiliz yani. Elazığ, iyi Elazığ dersi hakkında ne düşünüyorsun hemşer sen? Ne düşünüyorsun? Yani Elazığ'ı çok seviyorum. İlk başta giderken çok ön yargılı gitmiştim. Çünkü ilk defa doğu tarafında oynayacaktım. Hı-hı. Ama gerçekten ben oranın organizasyonunu, insanlarını, taraftarlarını çok seviyorum. Hani isteseler yine hiç düşünmeden direkt giderim yani. O kadar seviyorum. Çünkü insanları çok bizleri benimsiyor, yardımcı oluyorlar. Seviyorum ya orayı. Umarım hep en iyi yerlerde olur yani. Oranın insanları çok iyi insanlar. Şey nasıl bir his mesela? Bir takım şampiyonu bu yukarıya yolluyorsunuz. Mesela siz öbür tarafta devam ediyorsunuz. O nasıl bir his? İnsan ister istemez bekliyor. Mesela seviniyorsunuz ama aslında hani seviniyorsunuz. Bakıyoruz öbür sene iki oyuncu var sadece. O da onlar da hiç dakika almıyorlar. Gerisi yabancıların arkasında bekliyor. O nasıl bir his acaba? Yani bilmiyorum. Yani değişik işte abi. Ben mesela Elazığ normalde galiba beni istemiş tekrardan bu Süper Lig'e çıkacağı zaman ama benim buna haberim yok mesela, yani insanlardan duyuyorum falan. Allah Allah. Hani belki de o sene Elazığ'da olsaydım benim için çok daha farklı olurdu. Hem belki Süper Lig'de kalırdım. Tabii yani bir sürü şey dönüyor ya, sinirlerim bozuluyor. Bir sürü takımı yani şey var mesela, böyle baya yukarıya adam gönderen oyuncular var. Ebru Torunlu galiba değil mi? 4 sene üst üste şampiyon olmuş takımları. Evet. Hiçbirine mesela Süper Lig'e gitmiyor. Ya insan demez mi kardeşim, ATV falanız yok mu? Hani biz de burada başladık kendimiz, hani lan biz de oynayalım hani Süper Lig'de falan diye. Yıkıp bir daha takım yapılıyor. Ondan sonra bakıyorsun o takım ya kapanıyor ya düşüyor. Aynen. Düşünce zaten kapanıyor. Ya işte bu çok üzücü. Yani bence şu anda ligimizde, bizim ligde yani olan çoğu takım köklü kulüp aslında. Hani artık belli takımlar yani. Keşke daha fazla destek olsa, daha çok maddi yardım olsa. Hani insanlar daha çok desteklese yani. Mesela Süper Lig'de de öyle. Atıyorum bir iki takım haricinde para problemi var. Yani sen Süper Lig takımısın, anladın mı abi? Hı-hı. Yani böyle şeyler keşke olmasa yani. Ben çok sinirleniyorum yani. İleride TBF başkanı falan mı olsam acaba? Sen
Sen hiç kendini mesela bir basketbolcu olarak, oyuncu olarak hani böyle özel hissediyor musun? Yani oyuncu olarak, yani basketbol içindekinden bahsetmiyorum. Ya bir kadın basketbolcusu Türkiye'de kendini özel hissediyor mu? Ya ben özelim, özel bir insanım. Bak işte büyük takımlarda oynadım, işte şampiyon takımlarda oynadım. Yani ben özel bir insanım. O hissi sana veriyorlar mı? En son ne zaman hissettin onu? Yani mesela Urla'dayken, Sakarya'da bunu hiç hissetmedim. Ama Urla'dayken tabii oradaki insanların sayesinde, hani onlarlayken hissettim. Ama genel olarak şey diyemiyorum yani, hani işte %100 işte biz şöyle ayrıcalıklı ya da diyemiyorum. Çünkü bence o değerde değiliz. Bayan olduğumuz için, ama mesela erkek basketbolu öyle değil. Hatta dün birisiyle konuştum. İşte sen, ben dedim işte basketbolcuyum falan, işte tanıştırdım kendimi. Hani diyor ki bayanlar mesela çok destekliyorlar mı? Desteklemiyorlar yani dedim. Hani erkekler gibi olmuyor. Evet, bence erkekler kadar destek verirse, sponsorlar olsa, bizim maçlarımızda yayınlansa, atıyorum hani, belki çok daha iyi olur yani o zaman. Doğru. Kadınlar mesela çok güzel bir şey söyledin. Kadınlar da destek vermiyor size. Çok enteresan yani. Evet. Hadi erkekler diyelim ki destek ama kadınlar da destek vermiyor. Evet. Abi kadının düşmanı kadındır biliyorsun. Ya ben ilk maçta da geldiğim zaman benim kız arkadaşım vardı işte. Anlatamadık yani niye maça gittiğimizi o zamanlar. Yok abi anlamadı yani. Sen niye bu kadar gidiyorsun? Sen çok sevdin bu uzunları. Yok bilmem ne. Sonra ne dedim ya. Ya yeter artık. Yani ne alakası var canım. Ne güzel işte gidiyorsun, sosyalleşiyorsun, eğleniyorsun. Ne güzel bir şey yani. Bir de yani TKB'li maçlar bir de ücretsiz yani. Nasıl gitmiyor millet, ben evet anlamıyorum. Hadi dersin bir aile 5 kişi Ataşehir'e, geçen sene 17 liraydı mesela maçlar. Şimdi 3 lira Fenerbahçe maçı bileti. O ayrı da. Akatlarda 10 lira hala. Niyeyse onu da anlayamadık hiçbir zaman. Akatlarda 10 lira, Fenerbahçe maçı 3 lira. Yani Fenerbahçe Euroleague maçına 3 liraya gidiyorsun. Akatlara gidiyorsun. İşte atıyorum Canik Belediyesi maçı 10 lira. Şimdi 5 kişiysen 50 lira. Tamam anlıyorum. Veremeyecek insanlar olabilir. Anlıyorum hani. Bir de ters bir yerde ama. Ben anlamıyorum mesela Ahmet Cömert'i o nasıl doldurmuyorlar o. O kadar Ataköy'ün ortasında, Bakırköy'e yakın. Değil mi? Her tarafa yakın. Nasıl dolmuyor ben anlamıyorum. Anlayamıyorum ya. İdrak edemiyorum. Bak şimdi mesela ben sana söyleyeyim mi? Şu an ligler başlasında olacak ama biliyor musun? İnsanlar o kadar aç kaldılar ki her şeye. Bak her şey o kadar aç kaldılar ki insanların salonları da dolduracak. Çünkü sosyal hiçbir şey yaşayamıyorlar. Kesinlikle öyle olur ya. Yani umarım güzel de olur yani bizler için. Belki sporun değerini anlamış olur insanlar. Hani mesela ben bile hani bu camianın içindeyim. Oynuyorum, sporcuyum. Hani şey diyorum. Hani keşke idmanımız olsa. Hani bazen özlüyorum ya da ne bileyim maçtaki o atmosfer olsa, hani özlüyoruz yani. Ya o işte bak, o sizin işiniz değil mesela. Şimdi bir kendi profesyonel işim sebebiyle söylüyorum. Yani her şeyi bir kişi yapmaz. Yani mesela oyuncunun işi, evet, değil o cazibeyi yaratmak. Anladın, evet, mı? Departmanlar vardır işte. Pazarlama vardır. İşte görsel vardır. Satış vardır. Yani işte atıyorum internet, evet, satışı ayrı bir departman. Her şeyin bir departmanı vardır. Yani evet, bu bir ürün olarak düşün bunu. Şimdi mal demek istemiyorum. Bunu bir ürün olarak düşün. Ya bu ürünü siz zaten ortaya çıkaran, üreten kişilersiniz. Sizinle ilgili bir sorun, evet, yok. Ama bunu bir de pazarlayan birisinin olması gerekiyor. Evet kesinlikle. Yani bu kadar kadın markası varken Türkiye'de, bu kadar şey varken bu işi pazarlayamıyorsa. Ya bir kulüp başkanı bugün işte mesela konuşuyorduk. KBBL'ye katılmak için 20 milyar ödemiş Kastamonu All-Star. Herkes 20 milyar ödüyormuş. Ya ne oluyorsun sen bu adamdan? O kızlar ondan sonra bedava oynuyor. Allah bilir, evet, o kızların yarısı bir yerde tezgahtarlık yapıyordur. Mecburen para, evet, kazanmak için. Yani kesinlikle. Görmüyor musun? O sizin işiniz değil. Onu pazarlamak, onu değerli kılmak, onu süslemek başkasının işi. Onu yapması gereken kişinin yapması gerekiyor. Evet. Yapması gerekenlerden ama biz çok iyi yapıyoruz işimizi diyorlar. Bir şey diyemiyorsun. Yani bak sana söyleyeyim. Beşiktaş maçının kadın basketbol Beşiktaş'ın şeyi yok. Kombinesi yok. Aa. Yok. Aynen öyle. Erkek kombinesi alsan kadın kombinesi bedava. Kombine bileti yok. Yanlışlıkla o gün mesela erkek maçı varsa erkek maçı bileti almazsan kadın maçı biletini vermiyorlar. Allah Allah, ne kadar değişik. Aynen öyle. Aynen öyle. Söylemek istediğim de o. Mesela Galatasaray'da falan öyle şey yok. Beşiktaş'ta öyle bir şey var. Ben görüyorum. Yani adam şimdi 10 lira yapıyor bileti mecbur. Atıyorum veya 12,5 lira 15 lira. Kardeşim zaten adamın cebinde oraya gelecek parası var mı yok mu belli değil. Sen 5 kişi, 6 kişi gel maça 90 lira. Nasıl gelecek? Bir de görüyorsun kimse yok. Tekten varsın. Ya Euroleague maçı seyrettik biz bu sene 4 kişi izledik ya. Eurocup maçı ya. Eurocup maçını 4-5 kişi seyrettik bir salonda. Yani şimdi salonun ismini söylemeyeyim. Bu sene otomatikman insan diyor ki ya kimse gelmiyor, ben niye geliyorum diyor. Bunu düşünebilir, aynen, insanlar. Öyle. Ben şirketten 10-15 kişi getirdim bir kere maça. Ha bir daha gelmediler yani. Çok üzücü. Mesela bak, evet, Elazığ
bak birisi yazmış. Elazığ'da herhalde. Tabii ki İstanbul'da problem var zaten. İstanbul dışında hiçbir sorun yok. İzmir'de gidiyorsun, İzmir falan full. İzmir maçına gittim ben 2 kere, oturacak yer yok. Ama İstanbul'da problem var yani. Bu Türkiye'nin endüstrisi İstanbul'dan dönmüyor mu? Tabii ki iller Mardin dolduruyor, Elazığ dolduruyor ama İstanbul, bu endüstrinin eğer bir cazibesi olacaksa İstanbul'daki takımlar bir şey kazanacak ki. Bir sponsorlar bir şeyler bulacak ki diyecek ki ya biz İstanbul'daki olmadık, gidelim bari İzmit'e olalım işte. Gidelim bari Ankara'ya olalım. En azından karşılıklı oynarken onlar bizim adımızla gözüksün diyecekler. Evet. Fenerbahçe'nin sen sponsorunu Allah'ını seversen hiç duydun mu bugüne kadar? Özdoğan kabloyu ben hiç duymadım. Beşiktaş'ın kim TRC inşaat? Vallahi duymadım. Duymadım yani. Ya işte ya dediğin gibi reklam... İşte o sizin işiniz değil. Şimdi o zaman da dönüp sana diyorum ki sen kendini özel hissediyor musun bir oyuncu olarak? Bak diyorsun ki işte Urla'da bir ara hissettim ama o takımda hissetmedim. Ya sen sonuçta özel yeteneği olan, Allah sana bu özel yetenekle doğmuşsun. Başarmışsın da bir sürü yerde oynamışsın. Senin kendini özel hissetmen lazım. Hissetmiyorsan bu senin sorunun değil. Evet, ya senin için demiyorum bunu. Bunu doğa için de söylüyorum. Herkes için de söylüyorum. Yani evet, eksiklik bir, var ya, yok değil. Yine kara kaplı defterime yazdığım bir arkadaş şey yazmıştı. İşte biz bir oyuncu olarak keşke işte neyi neyle kapatacağımızı düşünmesek de işte en sevdiğimiz oyunu oynayabilsek diye. Ne kadar doğru bir şey. Çok evet, üzülmüş. Doğru olurum. Doğru söylemiş. Mesela ya mesela biz söyle. Mesela atıyorum mesela yurt dışında, yani Avrupa'da bu böyle değil yani. Az çok görüyoruz yani. Hani insanlar severek hani böyle her zaman gidiyorlar yani maçlara. Taraftarları full oluyor hani. Ki görüyoruz bu Euro Cup, işte Euro Lig'lerde yani tamam oralar üst seviye ama sonuç olarak insanlar takımlarına bayan da olsa saygı gösteriyorlar yani, bir sahip çıkıyorlar. Bizde dediğin gibi bir doğu tarafında öyle, bir de bazı takımlarda öyle. Ya mesela Fenerbahçe işte yani Fenerbahçe'sini anladın mı? Çok önemli maç haricinde Fenerbahçe TV'den görüyoruz yani, hani kalabalık değil mesela. Bir kombinem var Fenerbahçe. Ya bir orada bir tane şey var böyle. Bench'in arkasında bir grup var ya, grup. Evet, böyle. Evet. İşte bench'te mesela mola alındığı zaman 95 kişi selfie çekiyorlar böyle. Bir grup var. Evet, evet, yani evet. Necdet abiler falan. Ha. Onlar olmasa mesela dediğin çok doğru. Kimse yok ki. Evet. Kimse yok ki. Hani anca işte ben bir Galatasaray maçına dolduğunu gördüm. Ya harbi bayağı baba doldu yani. Onun haricinde dolmuyor. Aynen. Hep oyuncuların akrabaları, tanıdığı işte eski oyuncular. Zaten şey gibi böyle kategori olmuş orası. İşte sol tarafta onlar var. O dayılar zaten kimseyi sokmuyor oraya. Ortada biz böyle marabalar, sahapsızlar. Sağ tarafta oyuncular, işte başka takım oyuncuları, Galatasaraylılar, Beşiktaşlılar, işte öbür takım oyuncuları falan. Karşıda gençler, işte sol tarafta altyapı. Artık böyle olmuyor. Herkesin yeri belli yani. Aynen öyle. Ya korfbol diye bir şey var, bak ilk defa duydum bugün hayatımda. Çok özür diliyorum. Korfbol biliyorsun. Biliyorum. Ya, Rabia Görez eşit şeyimiz vardı. Ya dedim şunu bir at bakayım, nasıl bir şey göreyim dedim. Ya korfbol maçı açtım Hollanda'da, kadın maçı. Kadın erkek karışık oynuyorlar. Evet. Yemin ediyorum sen 4 katlı tribünler full doluydu. Ya işte ki korfbol bence basketboldan daha zor yani, onların pota yani çemberi falan daha farklı. Ya hiç uğraşılacak dert değil de yani şey söylüyorum, izlenme açısından söylüyorum. Bak evet. Demiş ki Alkan Hoca, abi biz Euro Cup'ta ya da Euro League bayan maçını TV'de bile nadiren görüyoruz. Evet. Euro League maçını Fenerbahçe TV'de yayınlıyor mesela. Evet. Anasını da milli maç oluyor, kaybediyoruz. Vay ulan niye kaybettik? Senin onu sormaya bile hakkın yok abi. Soramazsın o soruyu oyunculara. Kesinlikle. Macar Kamburoğlu demiş ki Türkiye'de kendi oyuncularına çok değer verilmiyor ama yurt dışından oyuncular daha çok değer, ilgi görüyor. Görür tabii, onlar daha iyi kazandırıyorlar çünkü. Normal. Evet. Onlar görür. Basketbol okulları emeğini söylece seyirci olmaz. Ümit abi eski basketbolcu. Melisa Akbal'ın babası bu arada. Kızı da Beşiktaş'ta oynuyordu. Beşiktaş altyapısında oynuyor. Aynen. Ne doğru güzel. Söylüyorsun Ümit abi. Bak konuş dedim, beni yine başımı belaya soktun. Abi ne olacak ya, muhabbet ediyoruz. Merak etme, biz yapacağız bir şeyler inşallah. Elimizden geldiği kadar sizi özel hissettireceğiz kendimize. En azından biraz bir şeyler yaptığımı düşünüyorum. Biraz bir şeyler daha yapmaya çalışacağım bakalım. Ama bir sabah uyanacaksınız. Bugün başka birine daha söyledim. Ha, bir sabah kalkacaksınız, bakacaksınız ben yokum yani. Hazır olun. Neden abi ya? Ya çünkü her an falan deyip hesabı kapatacak şeye geldim yani. Çok böyle gördüğüm şeylerden hoşlanmıyorum. Birkaç kişi var böyle. Diyorum ya, kara kaplı defterim çok doldu. Ha, gönül defterimde de var kardeşlerimiz, ayrı bir konu. Ama ben sonuçta para kazanmıyorum, bir şey yapmıyorum. Bu benim hobim. Diyorum yanında 15 tane akvaryum atıyorum. 12 tane akvaryum var yan tarafta. Gider onunla uğraşırım yanımda. Ne uğraşacağım? Bak bir İrem Nas topuz formasını daha vermek bana 200 milyona mal oldu. 50 lira tasarımı görselin. 50 lira çekilişi, çünkü ben kendim evde yapmak istemedim. Onun bir sitesinden yapıyorsun. Site paralı. O sana çekiyor, gönderiyor. Şimdi kargoya verdim, gitti. Geldisi bilmem nesi. Osu busu 200 liraya geçti. Yani anladın mı? Ben bunun için uğraşırken bazen bakıyorum,
üzücü şeyler görüyorum. Diyorum ki ya sen intihar etmek üzere olan bir adam gördüğünde kaç dakika ona konuşursun ki? Benimki de odurmuş. Ben bir yıldır konuşuyorum. İntihar, yani ölmek üzere olan birini görüyorum. İntihar edecek. Aşağı atlayacak. Bir sene işte neredeyse bir senedir. İşte Ekim ayından beri bir sene de olmadı. 6. ayım 7. ayım doluyor. Ufak ufak ben de artık ya atlarsan atlayacağım yani. Ya abi yani insanlar ya bence bu kadar şey yapma. Hani o gün de konuşmuştuk hani seninle. Hani insanlar konuşuyor işte boş ver ya. Yani bence onları takmaya değmez. Benim diğer insanlarla ilgili umurumda bile değil. Ben oyuncuların tavırlarına kızıyorum. Ve diyorum ki ya bunu bu adama yapan yani neler söyleyip de bu adama yapan adam ismi söylemiyorum bak. Yani genel ortam böyle. Bir adam için de söylemiyorum. Hemen herkes aynı şeyi yapıyor. Diyorum ki bu adam bu kadın kız bana da abi diyor. Ulan benim arkamdan kim bilir diyorum ne diyor. Ve ben bu ortam içinde ben nefes alamam. Yani şu an 95'im dolmuş durumda. 5 dolduğunda bir sabah bir kalkacaksınız bu hesap yok. Allah oyuncular yapıyor yani. Ya hayır ben oyuncuların tavırlarını kızıyorum yani anladın mı ne demek istediğimi? Sektiriyorlar bakıyorsun 3 gün sonra. Ya yapma kardeşim. Mesela ben diyorum ki lan bana da aynısını yapıyordur bu. Öyle düşünüyorum yani. Benim kızdığım şey yoksa ya bak yine söylüyorum abi 100 kişi yayın yapsın. Ya en sevdiğim şey keşke yapsın. Bak ne güzel bir algı yarattık bir mutluluk oldu. İnsanlar bir şeye böyle bir heyecanlandılar. Bir açıyorum bazen 6-7 tane aynı anda yayın var. Yoktu yani ben yaz boyu bulamadım. Vardıysa da ben bilmiyorum özür diliyorum herkese. Ama ben yok abi sen başlattın bunu yani. Yok estağfurullah ben başlatmadım ama biraz benim kilen duyuldu diye. Ama benim kızdığım şey yok. Yani ben o samimiyeti kendi sevdiğim insanlardan da görmediğim zaman bak yine söyleyeyim bak çok sevdiğim birilerini mesela bugün bir iki kişi daha engelledim. Hatta yarın birini daha engelleyeceğim. Yani hiç sıkıntı yok benim için. Bir zaman sonra bakacağım etrafımda kimse yok. Ben mal mıyım niye affedersin? Burada çırpınayım ki. Aptal mıyım yani? Ya niye sanın yani ne gibi bir problemler olabilir ki yani insanlara? Bu samimiyetsiz ortamda bulunmak istemiyor ben. Problem mi? Ama hala beni burada tutan bir iki kişi var. Yani bakıyorum arıyorlar beni sağ olsunlar. Ya abi boş ver falan diyorlar. Ya kardeşim boş ver diyen oluyor. Tamam abi diyorum sıkıntı ben yok. Yoksa ne söylüyorum ama ben parayı kendim ödüyorum. Maça kendim gidiyorum. Cebimden biletimi kendim alıyorum. Daha kimsenin ısmarladığı bir tane çay içmedim içmem de. Benim tarzımda tavrımda yok. Allah'a şükür ihtiyacım da yok. Parayla ilgili bir sorunum da yok. Problem yok. Şimdi sen böyle bir durumda bana ne ya? O para kazanan onu yapar. İlla ben durayım da bunları çekeyim de işte benim param gelsin. 3-5'ler. Benim öyle bir derdim yok. Öyle yani. Ya abi yoksa sen bak, herkes herkes beni yanlış anlıyor. Yok efendim ya kardeşim bana ne ya? Ben takip dahi etmiyorum. Bana ne yani? O beni takip eder, öbürü beni takip eder. Ben onları takip dahi etmiyorum. Bana ne yani? Hayır bizim yani sporcular arasında eğer hani bunu farklı yöne çevirip art niyet arayan varsa yazık yani o zaman yani helal olsun. Yok art niyeti ben arıyorum. Bak söylüyorum diyorum ki ben görüyorum. Şimdi bana ben tanımıyorum etmiyorum bile kimseyi. Şimdi birileri hakkında bana bir şey söylüyorlar. 3 gün sonra da onun yayınında görüyorum. Diyorum ki kardeşim o zaman bunu bana ne yapar? Benim bakış açım bu. Bana ne yapar derim yani. Ha sen şöyle bir şey mi gördün? Senle normal konuştu atıyorum. Diğer yayında sana mı salladı? Hayır öyle bir şey yok. Ben diğer yayında ne konuşuldu falan, diğer yayınlarda ne konuşuldu falan bilmiyorum. Bak tekrar ediyorum. Diyorum ki şimdi benim yanımda bir Ayşe var tamam mı? Ayşe gelip bana Mahmut'la ilgili diyor ki bu Mahmut şöyle, bu Mahmut böyle şöyle yapıyor, böyle yapıyor, adam değil, o bilmem ne falan. 3 gün sonra Ayşe'yi Mahmut'un yanında görüyorsun. Şimdi dersin ki ulan bu benim yanımda duran arkadaş bana diyor ki abi biz seni çok seviyor. Belki benim arkamdan affedersin anam avradım o bırakmıyor yani. Benim bakış açım bu olur. Doğru. Ya böyle bir ortamda da ben bulunmak zorunda değilim anladın mı? Ben hobi evet. Benim bu. Diyorum ki ama lan bundan uğraşacağım zaten cebimden param da gidiyor. Dondur hesabı derim. 5-6 kişiyi engelledim mi telefondan bitti yani. Kim bana nerede ulaşacak? Aynen doğru söylüyorsun. Yani şey düşünme bak seni yani burada normalde bak bu konuyu hiç konuşmuyorum. Bu son defa da konuşmuş olayım. Yayın yapılmasından benim kadar mutlu olan kimse yok. Herkes yapsın. Bak çok mutluyum. Hiçbir sıkıntım yok. İnanılmaz mutluyum. Ama sonra da bana da gelip kimse beni de başkalarına karşı doldurmasın yani. Doğru. Sinirlenmemiş tamam, bak seni abi. Bak yine anlamadım. Hayır hayır tamam. Anladım. Yani yanlış yapmışlar işte diyorum yani. Yani aynen öyle. Yoksa ben yine giderim Ümit abiyle otururum atıyorum şeyde çayımı içerim maç seyrederim. Sıkıntı yok Ahmet Cömert'te. İşte yine giderim atıyorum arkadan akıtlarına takılırım. Paylaşmam sadece sıkıntı yok ki ben keyif almaya devam ederim. Ama sonra sizde bazı şeyler keşe döndüğü zaman kimse de zırlamayacak o zaman yani. Doğru söylüyorsun. Aynen. Yayın bitmesine 10 saniye kaldı. Kapatalım bir daha açalım bu arada. Tamam.